Sevgilim ben çıkıyorum. Bir babamla konuşayım. Biraz yumuşatayım onu. Tamam. Ya hiç sanmıyorum ama olumlu bir şey olursa haber et hemen bana. Oldu mu? Tabii ki. Kumru, Ömer'le konuştun mu hiç? Mesaj atmıştım havaalanından çıkarken. Yapamayacağım. Beni affet. Bu kadar mı? Ne yapsaydım? Yani benimle konuşmak istediğini düşünmüyorum. Aramam mı lazımdı? Kumru bak, biz korkunç bir şey yaptık adama. Ben onun bir daha yüzüne bakamam. Hiç olmazsa bir ara, bir şeyler söyle. Tamam, ararım. Ama biz bu mutlu günlerimizi Ömer'e vicdan yaparak geçirmeyelim. Olur mu? Olur. Çok bekletmem seni. Belki geldiğimde dışarı çıkarız. Çıkarız. Görüşürüz. Doğan Efendi, beni şirketime aldırmıyorsun değil mi? Bak bakalım başına daha neler gelecek senin. Doğan, iyi misin? Seni merak ettim. Patlamaya hazır bir bomba gibiyim. Kumru ile konuştun mu? Sence beni aramaya cesaret edebilir mi? Yani bunca şeyi yapmaya cesareti olan her şeye cesaret gösterir bence. Ben onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Bizi el aleme rezil etti. Herkese zarar veren ve bundan zevk alan bir kızım var. Yani Doğan, Kumru'nun bütün yaptıkları bir inattan ibaret. Yani belki de çok üstüne gidildi ve muhakeme yapmaya hali kalmadı. Evet. Muhakeme yapacak hali kalmadı. Ve insanların hayatını mahvetti. Yazık değil mi Ömer'e? Çocuktan haber bile anlamıyor şu anda. Evet. Emir'le Caner de onu arıyorlar. Yıldız ne durumda? İyi değil. Ama atlatır, sen merak etme. İlk kazık değil yediği. Onun derdi daha çok yenilmiş olmak. Yani bugün bir ara konuşayım dedim ama ne diyeceğimi bilemedim. Sen şimdi Yıldız'ı düşünme Doğancığım. Kumru'yla Çağatay'ın meselesi bir müddet gündemi meşgul edecek gibi duruyor. Belli oldu. Çağatay'ın istediği de buydu zaten. Benden intikam almak için kızımın hayatını mahvedecek. Doğan. Şu sıralar senin çelik gibi sinirlerin olması gerekiyor. Biliyorsun değil mi? Nasıl olacaksa artık. Bir de ev tutmuşlar. Yakında evlenirler de. Benim bildiğim Kumru bunu bir şölene dönüştürür. Ben artık kalkayım. Caner'lerin yanına gideyim. Ömer'in halası gelmiş. Bakalım ne konuşmuşlar. Gerçekten kadına ne söyleyeceğiz bilmiyorum. Neyse, Ömer'in iyi olduğu haberi gelsin de ben başka bir şey istemiyorum şu anda. Gelecek. Sen hiç merak etme. Merhaba. Ben geldim babacığım. Hemen çık git bu evden. Hemen. Ben çıkayım, siz konuşun. Konuşacak bir şey yok. Çok iyi olur Ender. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Babacığım, konuşabilir miyiz? Sana yazıklar olsun. Ben senin baban olduğum için utanıyorum kendimden. Baba, ben adamı öldürmedim. Ben hırsızlık yapmadım. Ben birini sevdim sadece. Sen birini severken kaç insanın hayatını mahvettiğinin farkında mısın? Bir de adam öldürmedim diyor. Ömer nerede, haberin var mı? Evet. Konuştum, iyi. Ben ona durumu anlattım, o da anladı. Bana yalan söyleme Kumru. Baba, ben Çağatay'ı seviyorum. Ve onunla evleneceğim. Ne yapsaydım? Sen mutlu ol diye sevmediğim bir adamla mı evlenseydim? Ya sen ne biçim bir insansın be? Savunman bu mu senin? Hem bir aileyi dağıttın. Bir adamın hayatını mahvettin. Seninki aşk falan değil. Düpedüz hırs. İnsanlara zarar vermekten hoşlanıyorsun. İnsanlar benim umurumda değiller çünkü. Sen de bunu anla artık. Yeter ya. Ne olsun istiyorsun?
Yıldız mutlu olsun ya, ben mi üzüleyim? Bana ne? Kumru, çık git bu evden. Gözüm görmesin seni. Hadi. Hiçbir yere gitmiyorum, konuşacağız. Çetin! Sen kendi kızını evden mi attıracaksın? Çetin dedim. Kumru'nu dışarı çıkart. Sakın. Kumru. Hanımı hemen dışarı çıkart Çetin. Asla gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Sen benim babamsın ve her koşulda benim yanımda olacaksın. Ben senin babam falan değilim. Hadi yürü, yürü. Gitmeyeceğim. Madem bir karar verdin, beni çiğnedin, git Çağatay baksın sana. Hadi yürü. Doğan Bey lütfen, Doğan Bey. Seni asla affetmeyeceğim baba. Defol git. Bu evden de, hayatımdan da defol. Çetin, hadi. Kumru Hanım. Kumru Hanım, sizi eve ben bırakayım. Gerek yok, benim arabam var. Çetin, babamla konuş. Bu yaptığının büyük bir yanlış olduğunu söyle ona. Kumru Hanım. Çetin, o bensiz, ben de onsuz yapamam. Bunu ona hatırlat, olur mu?